HEDEP, HADEP, HDP, DEM çizgisinde muhteşem mücadeleler vermiş, zindanlarda yatmış, biber gazı yemiş, coplanmış, darbelere maruz kalmış birisi de bizim mi haberimiz yok? Meral Danış Beştaş dediğiniz ve Murat Çepni dediğiniz iki aday dayak yediler, coplandılar. Haklarında belki onlarca dava var. Bugün demin geldiği noktada mücadeleyi en sıkı şekilde vermiş. Meral Danış Beştaş'ın eşi Diyarbakır Baro Başkanlığı yapmış. İşte Kürt siyasi hareketinde büyük mücadeleler vermiş. Meral Hanım aday olunca Başak Demirtaş'ın aday olmamasıyla İmamoğlu'nun eli yükselmiş. Hayırlı olsun İmamoğlu'nun o zaman. Seçimi kazandı zaten, gerek yok. Burada esas sorgulamamız gereken ne? Ahmet Türk, Kürt sorununu CHP çözemez. Çözse çözse Erdoğan çözer. Çünkü o bir liderdir diyor. Selahattin Demirtaş, DEM'le AKP'nin görüşmesinde bence hiçbir problem yok, görüşmelidir diyor. Atladığınız bir şey var. Bugün Ali İhsan Yavuz diye bir zat-ı muhterem, AK Parti, öyle bir laf etti ki bu AK Partili, AK Parti Türklerin partisi değildir, AK Parti Türkiye'nin partisidir dedi. Yani Selahattin Demirtaş'ın söylediğine, Ahmet Türk'ün söylediğine denk gelen bir söylemle demek istedi ki biz tekrar DEM'le de oturabiliriz, demlenebiliriz, çay da içebiliriz, nargile de içebiliriz dediler. Dolayısıyla burada sadece Başak Demirtaş çıksa Ekrem İmamoğlu'na zarar verecek, AKP bundan faydalanacak. Meral Hanım çıkınca AKP zarar görecek, Ekrem İmamoğlu mu kazanacak? Böyle bir şey yok ortada. Kürt seçmen. Kürt seçmen. Demirtaş, ben Kürt seçmen olsam mıydı? Şimdi Kürt seçmen olayım İstanbul'da. Kürtler hepimizin mahalle arkadaşı, ev arkadaşı, benim çok sevdiğim güzel insanlar. Çünkü Kürt olması beni bağlamıyor. Onu ben insan olarak görüyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak görüyorum. Bu ülkede onun da emekli olup 10 bin lirayla yaşayamadığını görüyorum. Onun da EYT'li olduğunu görüyorum. Onun da staj ve çırak mağdur olduğunu görüp onun da derdiyle dertleniyorum. Şimdi Ekrem İmamoğlu İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Bu 5 yıl içerisinde Kürtlerin başı göğe mi erdi İstanbul'da? Ekrem İmamoğlu Kürtleri alül ala zengin mi yaptı? Ekrem İmamoğlu Kürtlere büyük ayrıcalıklar tanıdı da ne yaptı da Kürt seçmen ısrarla Ekrem İmamoğlu diyecek veya dönecek Murat Kurum diyecek. Kendi partisi varsa, kendi partisinin adayı da çıkmışsa ki en zor şartlarda bağımsızdan bile milletvekili seçebilecek kadar Türkiye'de en şuurlu oyu kullanan bir kitle üzerinden biz şimdi kimin işine yarar, kimin işine yaramaz. Yani Meral Danış Beştaş dün ortaya çıkmış bir DEM Partili ya da HEDEP'li değil ki. Murat Çepni, 27. dönem İzmir milletvekili. Sol, büyük sosyalist, kökenden gelmiş. Isim. Rizeli bir de yani. Karadenizli. Dolayısıyla burada konuşulacağı ya da konuşmamız gereken Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilip çekilmemesi değil. Şimdi onu bize kim konuşturuyor? Murat Kurum konuşturuyor. Dinlediniz değil mi bugün Murat Kurum'u? Muhtemelen dinlediniz. Başak Hanım diyor, ne olduysa son anda niye adaylıktan çekildi anlamadım diyor. Acaba Kandil'den mesaj mı geldi diyor. Şimdi Başak Demirtaş olsa Murat Kurum çok mutlu oluyormuş. Başak Demirtaş olmayınca şimdi DEM tekrar terörist parti oluyor. Kandil aday gösteriyor. Ve bunu da açıkça Murat Kurum şimdi kullanmaya başladı. Dün 14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı o kirli dili, pis dili, ötekileştiren dili, nefret dilini şimdi Murat Kurum kullanıyor. Ne dedi hatırlayın bir hafta önce? İstanbul'da deprem olursa dedi, bayrak düşer dedi. Devlet düşer dedi. Ülke düşer dedi.
Yani o zaman sormak gerekir. Hatay'da, Maraş'ta, Adıyaman'da, Adana'da, Malatya'da, Antep'te deprem oldu. Doğru olmayan rakamlara göre 53 bin kişi öldü. Devlet mi düştü? Bayrak mı düştü? Düzce'de 99 yılında, Kaynaşlı'da 35 bine yakın insan öldü. Bayrak mı düştü? Devlet mi düştü? Şimdi biz kendi elimizle Murat Kurum gibilere veya Recep Tayyip Erdoğan'a siyasi alana da vur bizim kafamıza diyoruz. Zaten Recep Tayyip Erdoğan da başladı. Sayın Bahçeli de başladı. Bir de CHP de başladı. Sadece şimdi burada AK Parti'yi de eleştirmek de biraz bana göre abes de iştigal. CHP'de az önce Gaye Hanım çok güzel bir şey söyledi. Başka partilerden çıkan adaylara sarayın adamı, sarayın değirmenine su taşıyor. Ne ilişkiler var? Yahu kardeşim niye böyle diyorsun? Örneğin Cemal Engin-Yurt Demokrat Parti İstanbul Büyükşehir adayı oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçildim ama Demokrat Parti'nin ittifak yapması sebebiyle Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden aday oldum ve mücadele ettim. CHP tabanına teşekkür ettim, hala ediyorum. Aday oldum diyelim. Efendim sarayın değirmenine su mu taşıyorum? Recep Tayyip Erdoğan'a benden fazla diklenen yok. Cem Toker hakkını helal et, sen iyisin o konuda. Ama yani biz bu mücadeleyi veriyoruz. Mesela hep verdiğim örnek var. Burak Avuncu 2019'da Ekrem İmamoğlu'na çalışırken saraydan korkmadı, çalıştı da. Azmi Kara Mahmudoğlu 2019'da CHP üyesi. Ekrem İmamoğlu'na çalıştı, korkmadı, sarayın yanında yer almadı da. Şimdi aday olunca mı? Bu söylemler de zarar veriyor. Dolayısıyla bu seçimi değerlendirirken demin adayı kim, dem kime oy verir? Benim hep baştan beri senin programında da Cem abiyle de hep konuştuğumuz bir şey var. Hüseyin kardeşimle Osman Bey'le ilk defa bir aradayız. Ben hep şunu söylemiştim. Ekrem İmamoğlu, sen önce sokakla ittifak yap, değil mi? Milletle ittifak yap. 5 yıldır belediye başkanısın. Sen iktidarsın İstanbul'da. İktidar olmanın gereğiyle halka git. Halk oy verecekse, seni tanıyorsa verir. Bu partiler üzerinden gitme demiştim. Ama ısrarla onlar ne yaptılar? Ana oğul ilişkisi kurmaya çalıştılar. Muharrem İnce ile ince ince ilişkiler kurdular. Bedeli ne kadar ağır oldu, değil mi? Muharrem İnce'nin şu an burada söylemeyeceğim sözler söylemesi, Meral Hanım'ın mücadele ediyorum demesi olmadı, beceremediler. Hatta ben bir iki yerde de örnek verdim, değil mi? İttifak kurmayı beceremiyorlarsa gitsinler Kemal Bey'e sorsunlar. Kemal abi sen bu 6 tane birbirine benzemez partiyi nasıl bir araya getirdin diye sorsunlar dedim. Yani burada sadece dış etkenler üzerinden CHP ve Ekrem İmamoğlu değerlendirmesi yanlış. Mesela bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir olay oldu. Cumhuriyet Halk Partisi kendisini imha ediyor şu anda. Halkın gözünde itibar kaybediyor. 22 gün önce Uğur Bayrak Tutan diye bir milletvekili idare amiri seçim oluyor. 67 oyla seçiliyor. 22 gündür odasını düne kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun en has elemanı gizli kutusu olan, şimdi Özgür Özel'in en has elemanı gizli kutusu olan Şükran hanımefendi 22 gündür işgal ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir devlet memuru, memurdur nihayetinde, 657'ye tabi memurdur. Bir devlet memuru 22 gündür bir milletvekilinin, idare amiri seçilen bir milletvekilinin odasını işgal ediyor. Odasına giremiyor. Bugün odasına ismi asılıyor. Ali Mahir Başarır diye bir grup başkan vekili talimat verip kırıp atıyor. Ben varken diyor bu odaya kimse giremez. Giremez dediği adam CHP Artvin milletvekili. Giremez dediği adam Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapılan bir seçimle idare amiri seçilmiş. Şimdi soruyorum. Can Atalay'ın anayasa hukuksuz, demokrasi yok, özgürlük yok. Hüseyin de hukukçu, aynı zamanda anlatır. Bu feryatları yaparken yahu siz kendi partinizde milletin gözü önünde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir milletvekiline, üstelik de kendi milletvekilinize hukuksuzluk yaptığınızda siz demin kime oy vereceğini neyini tartışıyorsunuz ya? Siz önce Cumhuriyet Halk Partisi olarak tamam, özgürlüğü, değil, demokrasiyi, hukuku kendiniz önce özümseyin, onu hazmedin. Ondan sonra zaten millet gereğini yapacaktır. Araştırmacı burada. Ben sokak adamıyım.
Sokaktaki şeyler çok farklı. Bunu ileriki dakikalarda konuşuruz. Sokak çok farklı. Çok tamam. Farklı şeyler söylüyor. Onun için benim diyeceğim son söz olarak şudur. Demin adayının kim olmasının hiç önemi yoktur. Eğer Özgür Özel Ekrem İmamoğlu 5 yıldır İstanbul'u yöneten birisi olarak kendini anlatamıyor, hizmetlerini anlatamıyorsa kendi başını duvarlara vursun ya. Yoksa Dem kimi çıkaracak? O İyi Parti aday çıkarıyor, kavga ediyorsunuz. Yani arkadaş tamam. İyi Parti ile kavga edip de o tabanı kemikleştireceğinize, o tabanı bütünleştirip İyi Parti'ye yönlendireceğinize, Zafer Partisi ile kavga edeceğinize. Ben şimdi soruyorum. Tamam, Gaye Hanım, özür dilerim. Gaye Hanım'a sormuyorum. Üzerine alınmasın CHP 26. önemli milletvekili olarak. Ekrem İmamoğlu'na Özgür Özel'e soruyorum. Biraz önce ismini saymadığın, 6 parti dediğin, Demokrat, Saadet, Gelecek, Deva, Zafer partileriyle, İyi Parti ile, Muharrem İnce ile görüşen Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel bir saniye görüştü mü? Bir saniye görüşme teklifi yaptı mı? Siz şimdi ondan sonra çıkacaksınız, bu partiler aday çıkıyor diye, bu partilerin adayları onlara oy vermez, Ekrem İmamoğlu'na verirler, biz İstanbul İttifakı kurduk. Neyle kurdunuz İstanbul İttifakı'nı? Peki. Bu partilerin genel başkanlarıyla niye bir araya gelmediniz? Çok mu zordu? Çok mu zordu? Dolayısıyla burada Ekrem İmamoğlu'da, Özgür Özel'de fırsat var. Önce kendilerini bir sorgulasınlar. Hı. Ve o İstanbul İttifakı diyeceklerse hala vakit geçmemiştir. O liderlerle bir görüşme yapsınlar. CHP'nin söylemiyle pratiğinin çeliştiğine bir anlamda vurgu yapıyor Cemal Enginyurt meclisten verdiği örnekle de. Bu arada o değerlendirmesini yaparken bugün Selahattin Demirtaş'ın açıklamasındaki şu ifadeler de hemen tabii aklıma geldi. Diyor ki yaptığımız her siyasi hamlenin altında illaki bir hinlik, bir cinlik arayanlar herkesi kendileri gibi zannediyor. Artık çıkar siyaseti yapılıyor, tüccar siyaseti yapılıyor. Bir anlamda siz az önce hani aday çıkarınca diğer partiler niye hani hemen... Ya bir de üstelik şu an iddia gündeme geliyor diyerek Sinem, benzer bir eleştiriyi yaptı. AKP'liler ne kadar üzüldü ya. Başak Demirtaş aday olsaydı davul zurna eğleneceklerdi. Başak Demirtaş adaylıktan çekildi diye yeniden PKK, zillet, illet türküsüne başladılar. Şimdi Başak aday olunca demin aldığı oy PKK oyu olmuyor. İllet, zillet oyu olmuyor. Hain oyu olmuyor. Meral alınca mı bu oylara? Bu oy PKK'lı oy oluyor. Ya yazık, günah ya. Demokrat Parti'den aday olmak benim için bir onurdur, şereftir. Ama aday olmanın yolu parti meclisinden, başkanlık divanından geçer. Eğer orada öyle bir karar çıkarsa ben bundan onur duyar, aday olurum. Ama ben şunu... Oraya doğru gidiyor musunuz böyle? Tablo oraya doğru götürüyor. Çünkü niye? Polis yapıyor musun başkanlık divanında? Tablo oraya doğru gidiyor. Neden oraya doğru gidiyor? Türkiye'yi ve özellikle İstanbul'u hedef alan ve adeta İstanbul'un seçimini Türkiye'nin üstünde gören bir anlayışa büründük şu anda. Üstadım araştırmacı. Yani Ordu Büyükşehir'in hiç önemi yok. Ankara Büyükşehir'in önemi yok. Mersin, Adana, 31 tane büyükşehir var. 81 tane vilayet var. Varsa yoksa İstanbul, varsa yoksa Murat Kurum'la İmamoğlu'nu konuşuyoruz. Yani ya benimsin ya kara toprağın. Öyle bir noktaya getirildi ki seçim. Yani Cem Toker'i izliyorum. Hakikaten tebrik ediyorum. Mesela Kanal İstanbul. Bir ben söylüyorum, bir Cem Toker söylüyor. Ben diyorum ki ben belediye başkanı olsam Kanal İstanbul'u Recep Tayyip Erdoğan yapamaz. Gider oraya çadır kurar, ölüm orucu tutarım orada diyorum. Ama bakıyorum net ifadeler yok. Veya işte iktidar şu an 16 milyonluk İstanbul'a büyük bir zulüm yaşatıyor. Ev kiraları değil mi? Açlık, yokluk, sefalet. Bunları konuşmuyoruz. Bunları konuşmamıza fırsat verilmiyor. Varsa yoksa şimdi yazıyor. Vay, CHP'nin aleyhine konuştun diyor. Hainsin, sen de hainler safına katıldın. Şimdi böyle ahlaksızlar da var. Şimdi CHP'yi eleştirince hain yapıyor beni. Oğlum ben CHP'nin marabası mıyım lan? Ben tetikçi miyim lan Cumhuriyet Halk Partisi'yle? Ben milletvekiliyim. Ben anayasaya sadakatle
bağlı kalacağıma namusum ve şerefim üzerine yemin etmiş bir milletvekiliyim. Ben senin Özgür Özel'in yanlış yaparsa söylemeyeceksem, Ekrem İmamoğlu'nun yanlış yaparsa söylemeyeceksem, Kılıçdaroğlu yanlış yaparsa söylemeyeceksem, ben sadece Recep Tayyip Erdoğan mı yanlış yaptı söyleyeceğim ve sonra da çıkacağım. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Ben bunun için haksızlığa isyan ediyorum diyeceğim, öyle mi? Kendimi inkar etmiş olurum o zaman. Şu an öyle bir noktaya geldik ki İmamoğlu'na karşı çıktın, yandın abi. Sarayın adamı oluyorsun, tetikçi oluyorsun, parayla satın alınmış oluyorsun, kiralık oluyorsun, muhalefete karşı çıkmış oluyorsun, CHP'ye ihanet etmiş oluyorsun. Hangi CHP'ye ihanet etmiş oluyorum? Mustafa Kemal Atatürk'e zalim ve kafir dediklerinde Cemal Engürt olarak Recep Tayyip Erdoğan'a en sert tepkiyi ben gösterdim. İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde kahrolsun Cumhuriyet, yaşasın şeriat diye bağıranlara en sert tepkiyi ben gösteriyorum. 27 tane partiyi adam terör örgütü olarak iltisaklı gösterdiğinde mahkemeye veren biziz. Büyük Birliğin Genel Başkanı'na. Bu memlekette Can Atalay'ın siyasi görüşü görüşümden değil, fikrimden değil, zikrimden değil ama ortada katledilen anayasadır, adalettir deyip en sert tepkiyi veren, hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Can Atalay, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan adayı yapalım, tek aday Can Atalay olsun diyen Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun. Biz böylesine demokrasi mücadelesi veriyoruz ama birdenbire yani o kadar ağır hakaretler, sözler nedir ya? Yanlış yapıyorsun kardeşim. Aday belirlemen yanlış, aday sistemin yanlış, insanlara hakaretiniz yanlış, memleketi ciddiye almayışınız yanlış, ön seçim deyip uymayışınız yanlış, teşkilatlara itibar etmeyişiniz yanlış. Az önce söyledim. Yani meclis idare amiri seçilmiş adam ya. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne idare amiri seçilmiş. Uyur barek tutan CHP milletvekilleri oylamaya gitmişler. Demokratik tamam. Oylama yapmışlar. 67 oy almış. Orada bir özel kalem müdürü, memur odayı boşaltmıyor. Ne Özgür Özel'in sesi çıkıyor, ne kimsenin sesi tamam. çıkmıyor. Bir de adamın ismini Ali Mahir Başarır, grup başkan vekili oradan indiriyor. Şimdi ben bunu söyleyince CHP'yi eleştirmiş oluyorum. Yok canım ya. CHP'ye yani hizmet edeceğiz, emrinde olacağız. Öyle mi yani? Yapmayın yanlış. Doğru yaptığınız yerde söylerim. Kemal Kılıçdaroğlu'na tamam. bir oy Kemal'e, bir oy Cemal'e diye 45 gün boyunca çalıştım. Sabahtan 8'den gece 2'lere kadar mücadele verdim. Halil İbrahim sofrası için her şeyimizi mücadele verip ortaya koyduk. O gün iyiydik. Şimdiki arkadaşlar yanlış yaptı diye eleştirince vay İmamoğlu'na karşı mısın? Karşıyım İmamoğlu'na. Murat Kurum'a da karşıyım. Yani tamam. desteklemek zorundayım bu ikisini. Ben Osman Hoca'ya yine muhalefet edeyim. Ben ısrarlıyım. İstanbul seçimleri değil Türkiye'nin. Türkiye'deki seçmen sayısı 65 milyon. İstanbul'daki seçmen sayısı 9 milyon. Burada esas olan Türkiye'de AK Parti'nin 14 Mayıs'ta %35'e düşmüş olan AK Parti'yi %25'in altına düşürmektir. Bunun için de 65 milyonluk Türkiye'de AKP'yi %25'in altına düşürdüğümüz an zaten bu endişelerinizin hiçbirini yaşamayacağız. Yani ne anayasa değişikliğine cesaret edebilecek, ne bu ülkede buyruklarını artık buyruk verdim, buyruklarımın aldılar diyemeyecek. Anayasa Mahkemesi'ni tanımamazlık edemeyecek. Bu ülkede özgürlüklere müdahale edemeyecek. Onun için benim ısrarım İstanbul seçimi önemlidir. Recep Tayyip Erdoğan için önemlidir. Çünkü onun tek derdi Kanal İstanbul üzerinden pazarladığı o arsaların, arazilerin rantını devşirmektir. O paradan başka bir şey düşünmez ama Türk milleti de 65 milyon olarak bu seçimi bütün Türkiye'de önemsediğimizi gösterecek bir tavır bekliyor bizden. Emekli, emeklilikte yaşa takılan, bir günden 17 yıl kaybeden, staj ve çıraklık mağdurları, terörle mücadelede gazi sayılmayanlar, emniyet hizmet sınıfına alınmayan infaz koruma memurları, yardımcı hizmetler sınıfı, karayolunda taşeronluk kabul edilmeyenler, mülakat kaldırılacak deyip kaldırılmayanlar, esnafa 7200 prim günü söz verip yerine getirmeyen bir zihniyet. Yani ben ısrarla diyorum ki 9 milyon Türkiye'nin kaderini belirlemez, 65 milyon Türkiye'nin kaderini belirleyecek. 14 Mayıs'tan bugünün farkı, Sayın Toker'le de bunu yine konuştuk. Fark şu, 14 Mayıs'ta mazot 18 liraydı. Bugün mazot gelecek olan 1,5 lirayla pazartesi akşamı 44 lira.
14 Mayıs'ta etin kilosu 230 liraydı. Şu an etin kilosu 480 lira. 14 Mayıs'ta ev kirası 6000 6500 liraydı. Şu an en ucuz ev kirası, bakın sadece İstanbul'da değil Osman Hocam, Ordu'da bile 15 bin liranın altında ev kirası yok. Tamam Cemal Bey, bana bunu söylüyorsan ben sanki başka bir ülkede yaşıyormuşum. Yok yok, hayır anlamadım. Şunun için diyorum. Dolayısıyla biz seçimi genele yaymak, siyasi parti olarak geneldeki insanların toplumsal tepkisini yaratmakla mükellefiz. Ve bu toplumsal tepki sizin de ifade ettiğiniz gibi yükselerek artıyor. Hala var ama onu büyüyor, fırsata çevirmek meselesi. Ve bunu fırsata çevirmek de bizim insanlara doğru adaylarla, doğru insanlarla ve doğru sözlerle, doğru ifadelerle gitmemiz Cemal gerekiyor. Bey, şöyle bir şey onun söyleyeyim. İçin İstanbul seçimi şöyle dedim. Şey yoksa Ekrem İmamoğlu'yla kan ama davam yok, Murat Kurum'la kan davam yok. Ben hep şunu söylüyorum. Ekrem İmamoğlu mu kazansın, Murat Kurum mu kazansın? Ben olmadıktan sonra Ekrem İmamoğlu kazansın derim. Yani Recep Tayyip Erdoğan sevineceğine, Recep Tayyip Erdoğan mutlu olup da Kanal İstanbul'da rant elde edeceğine Ekrem İmamoğlu kazansın isterim. Niye? Çünkü muhalif bir düşünce olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkeye büyük zararlar verdiğini görüyorum. Ülkeyi batırmaya doğru götürdüğünü görüyorum. Yani düşünebiliyor musunuz? Ülke öyle bir hale geldi. %60 ticaret yapamıyoruz. Aldığımızı satamıyoruz. Sattığımızı alamıyoruz. Yani insanlar açlıktan çöpten ekmek topluyor. Böyle bir ülkede Recep Tayyip Erdoğan üzülsün evet isterim. İstanbul'da bir şey söyleyeceğim. Şöyle söyleyeyim. Şimdi benim şöyle bir, şimdi bir arada şey küçük bir şey. Bir siz siyasetçisiniz. Ben araştırmacıyım. Dolayısıyla siz bir siyasetçi olarak görüşlerinizi ifade ediyorsunuz. Ama şurada söylemiş olduğunuz eleştirilerin rakamları değiştirerek 14 Mayıs'tan önce de geçerliydi bunlar. Yo değildi. Aşağı yukarı geçerliydi. Ben milletvekili adayım değildi. Ya bakın, beyefendi Cemal diyordu ki bana kazanamayacaksınız diyordu. Çünkü diyordu halkın sesini duymuyorsunuz diyordu. Halkın şeylerine mesela diyordu ki sandıklara bir tek Demokrat Parti olarak parmaklı mühürlü oy kullanılsın demiştik. Pankart asmıştık. Beyefendi ısrarla diyordu ki göreceksiniz sandıklarda kaybedecek. Biz sandıklarda halkın sorunlarının gündeme getirilmemesinden dolayı kaybetmedik ki. Yani 30 bin sandığa sahip çıkamadıysak ve bir polis memurunun 4 tane oy kullanıp 4 oy kullanırken Hatay'da yakalanıp yakalanmayan en az 300 bin görevliyi kontrol edemediysek seçimi kaybedeceğiz tabi. O günkü geçerli olan halkta bir sıkıntı yok. Halk oyunu verdi ya. Yasa Mahkemesi tarafından bireysel başvuruyla hak ihlali nedeniyle serbest bırakıldığında Sayın Bahçeli dedi ki iyi ki bu ülkede Anayasa Mahkemesi var dedi. Cemal Bey, aynı bugün uyguladıkları kriteri 2008'de kapatma davasında uygulansaydı abi, bugün AKP diye bir parti yoktu siyasette. Kapanmıştı. O gün de AKP dedi. Yargıtay kararı Anayasa Mahkemesi kararından üstündür zihniyetiyle. O gün de AKP parti dedi. Parti kapanlıydı. Ondan sonra derdi var. Marco Paşa'ya anlat. Şimdi Hüseyin hukukçu olduğu için benim hep söylediğim bir şey var. Mayıs ayında Sayın Bahçeli de dahil olmak üzere Türkiye'de AKP'liler şunu diyecek. Hazırlıklı olalım. Bu ülkede Anayasa Mahkemesi var. Bravo. İyi ki Anayasa Mahkemesi var diyecekler. Dün biri yemin etti başladı. Mayıs ayında iki tane daha başlayacak. Bütün çoğunluk Erdoğan'ın atadığı üyeler olduğu gibi söylüyor. Erdoğan'ın AKP zihniyetinin eline geçecek. Bundan sonra muhalefetin Anayasa Mahkemesi'ne hiçbir başvurusu zaten kabul edilmiyor. Yani Sayın Bahçeli niye bu kadar kızıyor? Anayasa Mahkemesi niye kapatılsın diyor, onu da anlamış değilim. Yani muhalefetin Anayasa Mahkemesi'ne verdiği hukuka aykırı olan bütün işlemleri bu Anayasa Mahkemesi reddetti. Cumhurbaşkanının meclise gönderdiği hukuksuz kanunlar Anayasa Mahkemesi'ne verildi. Hepsini reddetti. Şimdi bir kere Can Atalay konusunda Anayasa Mahkemesi serbest bırakılmalı dedi. Ortalık yıkılıyor. Anayasa Mahkemesi kapatılsın. Kapat Anayasa Mahkemesi'ni. O zaman HDP'yi kim kapatacak? Bizim caminin İmamı mı kapatacak? Kim kapatacak? Bizim mahallenin bakkalı mı kapatacak? Veya Anayasa Mahkemesi'ni kapattınız. Anayasa Mahkemesi kapatınca HDP derse ki tanımıyorum bu kararı derse ne yapacağız? Şimdi, ne yapacağız derse yani? Bu hukukçu üstad burada ama benim eğer Bahçeli Anayasa Mahkemesi'nin yapısında kökten bir değişiklik istiyorsa birinci değişiklik bence Anayasa Mahkemesi üyelerini Türkiye Büyük Millet Meclisi onaylamalı ama nitelikli çoğunlukla onaylamalı. Öyle yarın babamın oğlunu Anayasa Mahkemesi'ne atadım rejimi demokrasi değil. Ya bir gün Anayasa Mahkemesi üyesi atamadılar bu ülkeye. Bilmiyorum katılır mı bana. Nitelikli çoğunlukla öyle benim partinin çoğunluğu var.
Cem abi, al, bak, al sana meclis onayladı bu İrfan adamın Fidan diye, öyle bir şey İrfan olmamalı. Fidan diye bir arkadaş, bu arada Ordulu'dur yani, İrfan Fidan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Yargıtay üyeliğine, Yargıtay üyeliğinden de bir günde Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Şimdi Sayın Bahçeli değiştirsin, değişmek istiyorsa önce bunları tartışmalıyız. İşte doğru, ben diyor, aynı şeyi söylüyorum. Aynı şeyi söylüyorum. Onun için onayından geçmesi buradan lazım. Bak. Veya diyelim ki Anayasa Mahkemesi, işte hukukçu burada, hep hukukçulardan oluşsun diyelim. İktisatçının ne işi var? Maliyecinin ne işi var? Bunları da konuşalım o zaman. Bunları da getirsinler gündeme. Yani Anayasa Mahkemesi bizim deyimize karar verirse, iyi ki Anayasa Mahkemesi var. Yoksa... Anayasa Mahkemesi. Ya Can Atalay'ın, baştan söyledim, siyasi görüşü falan beni bağlamıyor. Hep söylerim. Bir Alman, Mayınlar'ı öyle daha iyi bilirsin abi şey olarak. Güzel bir sözü var. Diyor ki, söz önemli. Önce komünistleri geldiler, aldılar, götürdüler. Sesimi çıkarmadım, komünist değildim. Sonra sendikacıları geldiler, aldılar, götürdüler. Sesimi çıkarmadım, sendikacı değildim. Sonra Yahudileri aldılar, geldiler, aldılar, götürdüler. Sesimi çıkarmadım, Yahudi değildi. Bir gün beni alıp götürüyorlar. Döndüm, baktım, ses çıkaracak kimse kalmadı. Ya bugün Can Atalay düşerse, yarın herkesin, yarın Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi'nin arasının açılmayacağının garantisi mi var? Garantisi olmadığı gibi açılacağına dair çok da gösterge var. Çünkü yani bugün Ali İhsan Yavuz AKP Türk Partisi değildir diyor. Yani AKP Türk Partisi değildir derken söylenecek söz bu mu yani? Senin Türk Partili olduğunu mu sorduk, Kürt Partili olduğunu mu sorduk biz? Ama Türk Partisi değildir diyor. Düşünebiliyor musun? Ve arkasından ne dediğini de Hatay'ı da fark ediyor. Türkiye Partisi'yiz diyor. Niye Türklüğü örnek verdin? Niye Türklüğü söyledin? Niye aklına o geldi? Şimdi MHP bundan rahatsız olmayacak mı? Buna gibi birçok şey lazım. Yarın MHP'den de oldu ya bir milletvekili, iki milletvekili, üç milletvekili değil mi? Dokunulmazlığı birden kaldırılır AKP tarafından ve mecliste düşürülürse ne yapacağız? Ona da isyan edeceğiz. Bizim bugünkü isyanımız anayasanın ihlali nedir? Demokrasiye, özgürlüğe, hukuka vurulan darbedir diyoruz. Ama maalesef öyle bir noktaya geldik ki işte muhalefet anlatamıyor da neyi anlatacaksın abi? Şimdi dün beyaz diyen adam bugün ak diyor. Az önce Osman Hocam da dedi anlatamadınız. Neyi anlatalım abi? Rahip Bronson bu can bu bedende oldukça asla gidemez. Kimse alamaz. Teröristtir dedi. Bir gün sonra dedi ki adam çıktı. Gitmesi lazım dedi. Adam terörist değildir dedi. Yine alkış. Mecliste oylama yapıyoruz. Maraş'ta, Elbistan'da, Afşin'de termik santraller 2021 yılının sonu itibariyle kapanacak, çevre kirliliği yapıyor. Yasayı çıkarttık. Kapanacak. Mavi Marmara davası. Yok yok, AKP vekilleri televizyonlara çıktılar. Allah reisten razı olsun. Maraş, Afşin, Elbistan kirlilikten kurtuldu. Zehirden kurtuldu dediler. Alkış, cippan, bizim oranın tabiriyle cippan derler. Abi yıkıldı ortalık. Üç gün sonra Recep Tayyip Erdoğan veto etti. Dedi ki değiştirin bunu dedi. Bu sefer meclise geldi. 5 yıl uzattık. Yani bırak yasaklamayı, kapatmayı. 5 yıl uzattık. Aynı adamlar çıktı dedi ki aynı AKP vekilleri. Allah Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Afşin, Elbistan'da insanlar işsiz kalacaktı. Fabrikadan işten atılacaklardı. Ekmek elden gidecekti. Fabrikalar çalışıyor dedi. Ya da Deniz Yücel vardı Almanya'ya. İade edilemez, teröristti. Abi gitti. Abi. İsveç katildi, teröristti, PKK'lıydı, FETÖ'cüydü. Teröriste silah sağlıyordu. Ben burada olduğum müddetçe NATO'ya giremeyecek dedi. Alkışladılar abi, yıktılar ortalığı. Yani Sayın Bahçeli de İsveç Kandil'dir dedi. Asla NATO'ya giremez dedi. Taban alkışladı. Ben mecliste hayır verdim Recep Tayyip Erdoğan'ı kırmamak için. Adam bu kadar şey söyledi ya dedim yani. Bir bildiği vardır. Recep abiyi üzmeyelim. Onun hatırına hayır verdik. Abi geldi abi. Adamlar hepsi evet dediler. Aynı taban dedi ki ya kardeşim Batı ile kavga mı edeceğiz dedi. NATO'ya girmeliyiz. Mesela neyi anlatacaksın abi? Meselenin tamam. Kısmını cevaplayayım. Buyurun. Yani MHP ile devam eder mi? MHP'ye gerek kalmıyor ki. Yani zaten seçim HDP'nin ki. Seçim yok ki. HDP'nin 60 milletvekili var zaten. Hı. 260 da AKP'nin var. 320 yanındaki uvertürlerle 365-370 ediyor zaten. Dolayısıyla böyle bir çözüm sürecine gidilecekse MHP tabii ki dışa atılarak gidilecek. Çözüm yani. MHP'nin içinde ne olduğu çözülecek bir çözüm abi? Nedir çözülecek o?
Anayasa değişikliğindeki tabii, tabii. ibareler. Anayasanın ilk dört maddesi, ha. Türkiye Cumhuriyeti ha. tartışmaları. Ülkenin yani Hüdapar, Hizbullahçı Hüdapar'ın genel başkanı, Hizbullahçı diyorum ısrarla, yüreğe yetiyorsa aynen. beni mahkemeye versin. İki tane adayı daha Hizbullah davasından yatan adam çıktı. Federasyon olayı mı? Çıktı Sayın Bahçeli'nin gözü önünde ne dedi meclis kürsüsünde? Biz eyalet sistemi istiyoruz. Federasyon. Biz demokratik özellik istiyoruz. Biz anayasanın ilk dört maddesi tartışsın istiyoruz dedi. Bunu HDP'li söylediğinde hemen dokunulmazlık kaldırılıp dava açıyoruz. PKK'lı ilan ediyoruz. Ama Hüdapar'lı bunu söylediğinde hiç kimse sesini çıkarmıyor ya. Çıktık bir tek Cemal Engin olarak ben en sert tavrı gösterdim. En ağır hakaretleri ettim. Ve her yerde meclis kürsüsünde de söyledim. Her yerde de söylüyorum. Yani Kürdistan İslam Devleti kurmak isterse bizden cici. Kürdistan PKK'lı Kürdistan Devleti kurmak isterse bölücü hain. İkisi de hain. İkisi de PKK'lı. İkisi de kim bu ülkeyi bölmek istiyorsa PKK'lı veya Kürt İslamcısı olması hiç önemli değil. İkisi de Türkiye Cumhuriyeti düşmanıdır. İkisi de haindir ya, bu kadar net yani. Buyurun. Yani benim de çok farklı söyleyecek bir şeyim yok. Dolayısıyla her zaman her şey yapabilir. Çünkü yürütülen program 1923'te kurulan Cumhuriyet'in daha farklı tarzda kimliğiyle, laik yapısıyla ilgili zaten büyük bir deformasyona uğratıldı kurumlarıyla vesaire. Şimdi o cumhuriyete nihai şeklini böyle verebileceğini düşünebilir. O zaman anayasa değişikliği vesaire gibi konularda gündeme gelebilir. Bunu ihtimal dışı bırakamayız. Yani bu mümkün. Ahmet Paşa'm, adam dün buyruk verdi ya. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanlarına bütün Türkiye kamuoyunun önünde buyruğumu veriyorum dedi ya. Yani ben padişahım dedi, ilan etti. Şimdi padişahlığın ilanının tescili üstadımın söylediği gibi seçimden sonra bir anayasa değişikliğiyle bunu tescilleyecek, taçlandıracak ya da. Buna gidiyor yani. Evet. Şu an yapmak istediği şey bu yani. Başka evet. bir şey değil. Yani Serkan Ramanlı diye Batman milletvekili Hüdapar'ın adam çıktı dedi ki bakın öyle ağır sözler söyledi ki Şeyh Said hain değildir dedi. Şeyh Said peygamber soyundandır dedi. Şeyh Said asaletinin zekatını verse dedi bütün milletvekillerine 40 yıl yeter dedi. Doğru. Bunu kime dedi? Bir gün önce Sayın Bahçeli demişti ki Erzurum Hınıslı Şeyh Said haindir. Ona hain demeyen de haindir demiş, ona cevap vermişti. Ben de çıktım meclis kürsüsünden dedim ki bir adamın peygamber soyundan olması, peygamber hepimizin peygamberi, inanan bütün Müslümanların peygamberi. Peygamber Allah'ın sen olmasaydın kainatı yaratmazdım dediği güzel insan. Başımızın tacı, gönlümüzün mihmandarı dedim. Ama peygamber soyundan olmak adamı katil, hain yapmamış olsaydı, yapmayacak olsaydı Yezid Hazreti Hüseyin'i ve çocuklarını öldürmezdi dedim. Şimdi bunu benden önce söylemesi gereken kim? Erzurum Hınıslı Said haindir. Ona hain demeyen de haindir diyenlerin söylemesi lazımdı. Abdurrahim Fırat diye Erzurum milletvekili Şeyh Said benim dedemdir. Ona hain diyen onursuzdur diyerek hakaret etti. Ve yine benim dışımda kimse çıkıp o meclis kürsüsünden hain oğlu hainsin diyemedi. CHP de buna dahil. Yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi de maalesef yani hemen diyorlar ki eleştiriyorsun CHP'ye mi? Hayır kardeşim. CHP'de çıkıp Şeyh Said'e açık bir şekilde Özgür Özel hain diyemediği gibi o günün yaraları var, acıları var. O acılar bir şekilde tartışılmalı dedi. Yani böyle bir şey yok. Tunceli'ye gitti Sayın Özgür Özel Dersim dedi. Tunceli'de şu an orman katliamı yapılıyor. 55 bin ağaç kesilecek. Üstadım 55 bin ağaç. Atık su projesi kapsamında orada yanlış bir alanda, ormanlık alanda Tunceli halkının, Tunceli çevrecilerin istemediği bir orman katliamı yapılacak. İnsanlar tepki gösteriyor. Az önce beyefendi söyledi. Gölge Tarım Bakanı'na iletiyorlar, CHP'nin Gölge Tarım Bakanı'na. Özgür Özel'e söylüyor. Tunceli halkı ayaklanmış ya. Kesmeyin ormanlarımızı diyor ya. Başka yer bulun diyor. Onu bile dinlemiyorsan sen
ve oraya dersin deyip tabanın oyunu mu aldığını zannediyorsun? Anma törenine gidiyorsun. O kadar genç ki Allah mekanını cennet etsin. Öyle güzel bir insan ki evet. Ben Tunceli milletvekiliyim. Burası Dersim değil, burası Türkiye Cumhuriyeti'nin Tunceli ilidir demiştir. Dersim bir bölgenin adıdır demiştir. Ama maalesef biz bugün bunları bile savunamayan, bunlara sahip çıkamayan bir anlayışla muhalefet yaparsak konuştuğumuz şeyler bunlar olacak. Deminden beri soramıyorum. Ben bari söyleyeyim yani. 7 tane asker ordudan ihraç edildi. Bunun 4'ü... Soracaktım şimdi canım. Senem diyor ki soralım sormayalım arada kaldık. Ne olur ne olmaz. Komutanımın ilgileri... Bugün yayında bana sordular aslında. Bugün Sözcü TV'de konuşuldu. Değil mi? Hayır, yok, Senem Hanım da sorup sor. Ya arkadaş... Hayır şundan 4 dolayı. 4 tane vatan evladı... Atatürk'ün resmini yırtan 3 tane şerefsize, vatan hainine, alçağa haddini bildirmiş. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı veya Genelkurmay Başkanlığı tıpkı Kenan Evren'in 12 Eylül'de yaptığını bir daha yapıyor bu ülkede. Bu kafayla Türk askerini temsil edemez bu adamlar. Kenan Evren de yaş olarak hepimiz müsaitiz. 9 Ekim 1980 günü devrimci Necdet Adalı ile ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu'nu aynı anda idam etti ve utanmadan çıktı dedi ki bir sağdan bir soldan astık dedi. Şu anda da maalesef genelkurmay yaşayacaksınız. Ha sizden fayda bekleyen yok, sizden medet uman yok. O hainler, o Türkiye Cumhuriyeti düşmanları yeniden böyle bir isyana kalktığında emin olun o meydanlarda Cumhuriyet'in çocukları vardı. Atatürkçüler vardı, CHP'liler, MHP'liler vardı, Büyük Birlikçiler vardı, partili partisiz Türkiye vardı. Biz yine Türkiye'de oluruz ama siz insanların yüzüne bakamayacaksınız. Dolayısıyla aldığınız evet. Bu karar Türkiye Cumhuriyeti tarihine ve Türk askerliğine kara bir lekedir. Bu leke alnınızdan yıllar geçse de silinmeyecek. İsmini vermeyeceğim ama Ahmet Komutanım iyi bilecek. Bir dönem Genelkurmay Başkanlığı yapıp bu ülkede siyasetçisinin paltosunu taşıyanların genelkurmaya resmi asılmadı bu ülkede. Emin olun bir gün gelecek sizin de resimleriniz indirilecek. Tarihe bir çöp olarak gideceksiniz. Şimdi atıldı. Galata Köprüsü'nün üzerinde Bilal Erdoğan'ın mitinginde hilafet isteriz sloganlar atıldı. Ve bu ülkenin cumhurbaşkanı çıktı dedi ki kelimeyi tevhid bayrağımıza dil uzattılar dedi. Ve çıkıp da kimse demiyor ki ne kelime-i tevhid bayrağı, Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasında belirtilen tek bayrak vardır. O da ay yıldızlı Türk bayrağıdır. Kelime-i tevhid bayrağı olur mu? Kelime-i tevhid Müslüman olmanın temel şartıdır. İslam dininin 5 şartından biridir. Sen bunu nasıl bayrak görürsün demiyoruz. Yıkmıyoruz ortalığı. Hep söylüyorum işte sen de hatırlatıyorsun. Onu dediği gün elimizde Türk bayraklarıyla sarayın önüne gitmeliydik ya. Türk bayrağını göstermeliydik Recep Tayyip Erdoğan'a. Tek bayrak bu. Sokakta bağırıyordun Recep Tayyip Erdoğan. Tek bayrak, tek devlet, tek millet, tek vatan diyordun. Şimdi bu kelime-i tevhid bayrağı nereden çıktı demeliydik. Lümpen faşistler İslamsız Türklük istiyor diyor. Biz anayasaya sadakatle bağlı kalacağımıza namusum ve şerefim üzerine yemin ettik. Laik ve demokratik cumhuriyeti korumaya yemin ettik. Sen kimin cumhurbaşkanısın? Sen de anayasaya bağlı kalacağına, laik ve demokratik cumhuriyete bağlı kalacağına yemin ettin. Sen ne şeriatından bahsediyorsun Recep Tayyip Erdoğan diyemedik. Korktuk. Seçmenler bize oy vermez. Bizi din düşmanı gibi görürler diyerek ve bedelini ağır ödüyoruz işte şu an. Şimdi zaten yapıp vereceklerdi. Bir yıl geçti. Hayır zaten tabii, tabii. Yapamadılar zaten. Söylemesinin karşılığı var ama 364 bin vereceğim dediğinde Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki hep konuştuk biraz önce de ben bedava vereceğim dedi. O da yanlış. Para almayacağım dedi. Hayır yanlış doğru. Bedava vereceğim dedi. İşte seçmen de sizin gibi dedi ki yanlış düşünüyor. Ben paramla alacağım. Sana ne dedi Kemal Bey'e? Oy vermedi. Deprem bölgesinde. Ve bu seçmen inanıyor. Çok abi bak dağıttılar. Şu an adam uzaydan geldi. Alper diye bir kardeşimiz. Gezer Avcı. Gezer Avcı geldi. Ne yaptın? Ne oldu uzayda? Topladım. Tayyip Erdoğan diyor ki uzaydan indi ya şimdi yine. Daha nice Alperler gidecek uzaya diyor. Ya neye gidecek? Tank paleti 50 milyon dolara sattın. Alper'i 55 milyon dolara gönderdin.
Alper 4 günde gecikmeli geldi. Yakılan mazotla birlikte, mazot da pahalı. Alper'in gelişi de arttı. Biz bununla gurur duyuyoruz. Millet şu an bize hakaret ediyor, biliyor musunuz? Tayyip Erdoğan'ı sevenler. Diyor ki uzaya gittik, uzaya diyor. Eve et yok evde. Evde süt yok. Evde peynir yok. Evde tereyağı yok. Adam bize söylüyor uzaya gittik diyor. Sana yazıklar olsun diyor ya. Ne yaptın uzaya diyor. Çiçek mi diktin, böcek mi diktin? Alper ne denay yapacak? Alper asker ya. NASA'da mı büyüdü? Uzay üstünde mi büyüdü? Alper ne yaptı? Bindi turistik geziye. Recep amca yani adam götürmek istiyorsa parası olan zaten gidiyor zaten uzaya. 50 milyonu veren. Hele bir Elon Musk diye bir adam var. Abi uçuruyor ya seni. Her yer kafan çip bile takıyor şu anda. Yani sıkıntın varsa çip bile takıyor adam kafana. Ama millet diyor ki bak ne demişti Berat Albayrak? Hatırlıyorsunuz değil mi? Uzaya 4 şerit otoban yaptık desek inanacak bir tabanımız var. Senin de böyle ya. Seçmenin olsa sen de böyle atarsın. Tabii abi rahat olacaksın ya. 300. Atıyorsun. Söyleyeyim Selam Hanım. Pastırma almış 100 gram. 100 gram pastırma almış. Ağlayarak anlatıyor. Çocuk pastırma istedi diyor. Kilosu 1600 liraydı. Alamadım diyor. 100 gram tadına varsın diye aldım diyor. Oradan teyze bir fırladı. Ne diyorsun sen dedi. Edepsiz herif. Recep Tayyip Erdoğan düşmanısın sen dedi. Yeme pastırma dedi. Ben 40 yıldır ekmek yiyorum dedi. Sen niye pastırma yiyorsun dedi. Adam dondu kaldı. Abi şimdi ne anlatacaksın? Doğru diyorsun. 364 bin konut. 1000 tane konut yapacak günlük. Ama inandı. Adıyaman, Malatya, Maraş, Hatay. Adam %55 aldı abi. Evet. %65'e kadar oy aldı ya. Şimdi fakat şöyle bir durum var ama hani bütün o şeye rağmen yine de gidip oy vermeleri üzerinden ifadeler kullandınız ya. O üzerinden de değerlendirmeyelim aslında. Yalan üzerinden değerlendirmeyelim. Tamam. Yani yalan konuşan bir cumhurbaşkanımız var. Her gün yalan konuşuyor. Allah'ın da en büyük günah kabul ettiklerinden başında yalan geliyor. Ama adam bize diyor ki ben şeriatı istiyorum diyor. Birimiz de çıkıp soramıyor ki ya Recep abi sen şeriatı bu kadar savunuyorsan Mustafa Ayyaş dediğin Mustafa Kemal Atatürk. Ayyaş dediğin Mustafa Kemal Atatürk. Zinayı Allah haram etti diye 1925 yılında kanuna koymuş, yasaklamış. Sen şeriatçıyım diyorsun. Zinayı 2005 yılında serbest bıraktın sen. Kanundan kaldırdın. Sen kumar haram olmasına rağmen Türkçünün oğlunun sayısalına, iddiasına, at yarışına, milli piyangosuna vergiyi %50 düşürdün, kumarı serbest bıraktın. Bu Diyanet İşleri Başkanı var Ali Erbaş diye otoböceğe konuşan adam. Tek laf etmiyor. Tek laf söylemiyor. Yani baktığın zaman haramın dik alasını işliyorlar. Kul hakkı yiyorlar, hırsızlık yapıyorlar, çalıyorlar, çırpıyorlar. Diyanet'in verdiği fetva Bakara suresinde Cenab-ı Allah buyuruyor ki Allah fakirleri sever. Allah yoksulları sever. Fakirler sabretsinler, cennete girecekler. Cübbesiz bir tane Ahmet var. Cemal Bey, o da diyor ki zenginler de 500 yıl sonra cennete girecek diyor. Fakirler hemen girecek günahlarının kefaretini ödeyince. Oğlum bu zenginler 500 sene sonra da girse bir zararları yok ki zaten geleceklermiş 500 sene. Adamlar bu dünyada cenneti yaşıyorlar. Bir de öbür dünyada garanti cennete gidecekler. Bu fakirler burada ölüyorlar, sefiller, açlar, yoksullar. Pazardan ekmek topluyorlar, çöpten ekmek topluyorlar, sebze topluyorlar. Ama cennete diyor adam fetva veriyor. Erken evet. Gideceğim diyor. Cennete gideceğim diye. Adam bize de kızıyor ya, bize de bir bu arada dündü galiba evet Diyanet senin bir anketini Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yaptığı bir anketi ekrana getirdik. Diyanet'te torpil, iltimas yok diyenlerin oranı sadece %7. Yani önemli ölçüde orada da mesela hani çünkü hepsi bak ne olmasını bekleriz hani böyle değil mi en adaletli en ya nerede şey, Diyanet İşleri Başkanı hani. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş torpilcinin en önde gideni ya kızına damadına yaptığı torpilleri konuşturmasın kardeşine Ordu Üniversitesi'nde yaptırdığı torpilleri konuşturmasın bize ya hacca gidenleri otelleri ayarlarken torpil Almanya'ya, Fransa'ya imam gönderirken torpil. Her tarafı torpil. Yapılamaz. O zaman referanduma gidecek. Yani şöyle özür dilerim. 400'ü bulursa yapar. 400'ü bulursa, 401'i bulursa yapar. O da nedir? DEM, MHP, İYİ Parti, AKP bir olursa 401'i buluyor. Şeyler var. 35 kişi. Onlar önemli. O 35'ten yani ben oradan bir destek çıkacağını zannetmiyorum yoğun bir şekilde. İkna eder. Yani AKP'nin siyasi gündemi tatlandırır orayı.
Söylemek istediği şu, AKP'nin siyasi gündemi ekonominin içsel değişkenidir. Dolayısıyla ekonomide herhangi bir kararı ya da ekonomide bir modeli AKP'nin siyasi önceliklerinden bağımsız, onun dışında düşünebilmek mümkün değildir. Onun ayrılmaz bir bütünüdür. Dolayısıyla benim tahminime göre o beklentilerin hepsi boştur. Dolayısıyla işler düzelmeyecek yani. Yok, aslında Öner Bey düzelmeyecek de demiyor aslında. Yani ekonominin hakikaten Mart'tan sonra büyük krizler yaşayıp şirket batışlarıyla bu iktidar seçime zorlanır demiyor. Mesela yok, değil öyle mi? Bir şey demiyor. Hayır, onları yüzdürmeye devam edecek. Evet, sonra ben diyorum. De öyle anlıyorum. Mesela dün itibariyle, ama bakın dün itibariyle 500 milyon dolar bir bono satışına çıktılar değil mi? Gelen teklif ne? 4,5 milyar dolar teklif geldi. Milyar dolar. Şey, bakın, varlık fonu meselesi. Varlık fonu dün 500 milyon dolar fonu bono satışına çıktı. Gelen teklif 4,5 milyar dolar. Faiz de 9 değil mi? Yıllık. Evet, 9. Faiz 9. Düşünün şimdi, dünyada en yüksek faiz hala Türkiye'de veriliyor. Dolayısıyla bunların derdi aslında Öner Hocam, bence ben öyle. Bunların derdi şu. Tek halkın anlayacağı dille hakkınızı helal edin. Altta kalanın canı çıksın diyor, üstte kalan yaşasın. Hepimizi fakirlikte eşit yapacaklar. Para zaten bunlarda olduğu için AK Partililerde. Malımızı, mülkümüzü satın alacaklar. Fabrikaları satın alacaklar. Bu paraları satın... Bakın 500 milyon dolar hazine bonusuna satış yapıldı. Düşman dedikleri Avrupa Birliği ülkeleri aldı. Bakın düşman diyorlar ya, hakaret ediyorlar ya, küfür ediyorlar ya Batı'ya. En çok Ahmet abi, en çok Avrupa aldı. Üstad burada. Söylesin yani. Mısır bugün ne yaptı biliyor musun? Parasızlıktan. 22 milyar dolara kasaba sattı. Kasaba, deniz kenarında kasaba. Şimdi Allah korusun, bu 14 Şubat'ta Mısır'a gidiyor. Sisi buna derse ki bir kasabada sen sat derse yandık abi. Diyebilir mi der. Adam kasaba sattı ya Arabistan'a. 22 milyar dolara yapıyor. Orduyu satmasın. Yani belki orduyu satamadı. Araplar seviyor Karadeniz yani, sahillerini. Ya. Sisi darbe yaptıktan sonra çok ciddi bir finansal problemle karşılaşmıştı. Tabii. Bütçe açıkları tabii. Falan memur maaşlarını ödeyemiyordu. Ve en büyük desteği Suudi Arabistan yaptı. Gördüğünün karşılığını verdi Sisi, bugün. Fiyatlarına endeksli. Abi işte nerede endeksli? 76 dolar ya. Biliyorum, artmıyor. Biliyorum abi onu. Şimdi... Hayır ama şeyden benzin aldığınızda aşağı yukarı 2 dolar falan yani. Bak bu sene... Ahmet Hocam, ben petrol istasyonu da çalıştırdım. Brent petrolün varili 131 dolarken benzin 8 liraydı. Şu an Brent petrolün dolar kaç varili... Paraydı? Önemli değil ki abi. Dolar mı ya? Doların kaç lira? Ya zaten abi yorma beni. 24 lirası vergi, ekonomist burada ya. Ya 24 lirası vergiye şu anda. Tamam, vergi ben 8 liraya benzin satarken 2 lira 30 kuruş vergi veriyordum. Şu an 44 lirada 28 lira vergi veriyorsun. Doğru. Canım dolarla ne ilgisi var? Brent petrolün varili 78 dolar diyorum şu anda. 78 biliyorum dolar. Abi. Bunun dünyada alışı benden daha iyi biliyorsun. Liberal ekonomi yönettin, işin içindesin. Bunun 36 dolar veya 40 dolar en fazla. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Gültekin Uysal'la kanun teklifi verdik. Dedik ki enerji dağıtım şirketlerine, akaryakıt dağıtım şirketlerine belli zamanlarda ham petrol ithal etme yetkisi verin dedik. Bir kişide ya da bir kurumda olmasın, kurumun adını vermeyeyim şimdi reklam olmasın ya da eleştiri olmasın diye. Türkiye'de bir kişi alıyor, o satıyor, 40 dolardan alıyor dünyanın her yerinden. Şu anki fiyatla 78 dolardan satıyor bize. Dolayısıyla adamlar dolara dayalı değil, vergiye dayalı. ÖTV'yi sadece 6 lira artırmadık mı abi 3 ay önce? Doğru abi. Akaryakıt da öyle değil mi hocam? 6 lira artırmadık. Neden yaptı doğru biliyor musun? Bu seneki bütçe açığı dolar olarak 88 milyar dolar. İşte bak onun için yapıyor. Aynen. İşte 88 milyar dolar. Bizi senin, soyuyor bizi. Senin tabii abi. Bizi soyuyor. Senin ailenin bütçesi açık verse böyle ne yaparsın? İflas ya edersin. Gelirini arttırmaya çalışırsın bir. Ya da giderini kısarsın. Borçlanırsın iki. Harcamayı kısmıyor. Hiç öyle bir niyeti yok. Kamuda tasarruf falan hikaye. Üç, elinde bu imkan var. Para basarsın. Ya şimdi bir adam... Bir senede Türkiye'deki tevhaldeki para miktarı
%66 artmış. Sen hangi enflasyonla mücadele ediyorsun? Şimdi bakın Merkez Bankası Başkanı hocam, şu açıklamasını da Cem hocam, şu açıklamasını da değerlendirelim. Bakın bu Cevdet Akçay. Bu Cevdet Akçay'ı Recep abi sağa sesleniyorum. Hemen görevden al. Alacaksın. Bak al al. Bu Cevdet Akçay sana hakaret etti. Bu Cevdet Akçay seni suçladı. Sen ekonominin kitabını yazmış adamsın Recep abi. Yazdığın kitabı okuyamamış bu adam. Utanmadan çıktı dedi ki 7 aydır dedi kopuşu telafi etmeye çalışıyoruz dedi. Demek istedi ki Recep Erdoğan sen ülkeyi batırdın diyor sana bu Cevdet Akçay. Batırdın mı batırmadın mı? Bu Cevdet'i bu akşam affet görevden al. Aksi takdirde ülkeyi batırdığını kendi adamların tescillediler. Öner ben sana söyleyeyim yani. Sadakat, yani Türkiye'nin sadakat olsun, sadakatli olsun yeterler. Bence Recep abiye sadakat meselesi yetiyor. Merkez Bankası Başkanı dediğin adam ne yapacaksın? Esas olan yani Naci Ağbal gibi çıkar da. Bağımsızlığı önemli. Ay Naci Ağbal gibi çıkar da abi. Sen ekonominin gereğini yerine getirirsen Naci Ağbal gibi faizi 17,5'tan 19,5'a Recep abiyi sormadan gece çıkarırsan sen görevden alınırsın. Böyle bak Merkez Bankası Başkanı lazım. Bize Nurettin Nebati gibi gözüne baktığımızda boşluktan başka bir şey görmeyecek bakanlar lazım. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Bize onlar lazım. Recep abi buyruk verecek. Onlar buyruğu yerine getirecek. Hazır ola geçecekler. Ya bir tek padişahlık elbisesi yok. Bir ara sarayda giyiyordu falan. Koltukta moltukta oturuyordu. Allah izin verirse inşallah yakında da padişahlık cübbesini giyer de bakanlar da sadrazamlık o elbisesini giyerler de rahatlarız ya. Şimdi siyasi bir rapor yazılmış. Bu arada Recep Tayyip Erdoğan siyasi rapor hazırlıyordu ya sadece Türkiye'de değil. Almanya'da da siyasete el attı değil mi bu arada? Evet. Dava Partisi diye bir parti kurdu orada. Evet. Adam artık Türkiye'yi aştı. Yani padişahlık rütbesini aldıktan sonra o ismi aldıktan sonra muhtemelen Almanya'ya el atacak. Artık kendisini Osmanlı Hakanı gibi Avrupa parlamentosuna milletvekili seçebilecek kadar potansiyel sahibi olabilir Avrupa'da bu parti. E tabi şimdi yani onun için mücadele ediyor. Avrupa oralara da parlamentosuna, yani o aslında ne yapıyor biliyor musun? Aslında Dava Partisi'yle atılmazsak yaptığı şey tabi oradaki sıkıntı şu. Türklere düşmanlık kazandırıyor. Bakın Avrupa'yı hepimiz yakinen biliyoruz. Türkler orada hakikaten Almanya için söyleyelim. Ben Almanya'da ticaret yaptım, kaldım. Müthiş bir orada Türklere karşı sempati, muhabbet var. Hakikaten bütün sosyal haklardan, yani sosyal amptan, arbaysamdan alınan yardımlar da dahil olmak üzere orada Türkler çok huzurlu. Ama Recep Tayyip Erdoğan sürekli Almanya'yı karıştırdıkça, hakaret ettikçe, bir dönem Alman Cumhurbaşkanı'na biliyorsunuz değil mi? Dalga geçti değil mi? Nazi artıkları. Tabii, böyle bir Nazi artıkları ifadeleriyle suçladıkça ve şimdi de Dava Partisi diye bir partiyle orayı karıştırmaya girdikçe emin olun Türklerin huzuru kaçıyor. Aslında Türkler zannediyor ki Recep Tayyip Erdoğan Almanya'da bizi savunuyor, kolluyor gibi esas zararı o veriyor. Yani şimdi seçimden önce Almanya'da yurt dışında yaşayan Türklere verdiği sözler vardı değil mi? Ekonomik anlamda bir sürü söz verdi değil mi? Hangisi gerçekleşti? Araç giriş süresinden tutun değil mi? Euro'nun değer kazanmasını gerçekleştirdi. Tabii onu gerçekleştirdi. Ama fark etmiyor. Euro değer kazandı ama 1000 euro ile Türkiye'ye gelen Öner Bey Alman vatandaşı yani Alman Türk vatandaşı 2 yıl önce geriye parayla gidiyordu. Şimdi 1000 euro ile Türkiye'ye gelse ne olur? Bodrum'da 6 kişi yemek yesen 30 bin lira zaten. Dolayısıyla 1000 euro'nun bir anlamı kalmadı. Yani Recep Tayyip Erdoğan aslında Avrupa'daki Türklere de şu an bu Dava Partisi'yle büyük zarar veriyor. Bizim Batı'yla tamamen aramızı açıyor. Yani derdinle şöyle bir gelişme oldu son zamanlarda. Almanya'da çifte vatandaşlığı kabul ettiler. Evet. Yani o eskiden Alman vatandaşı olanları da kapsıyor mu onu bilmiyorum. Kapsıyor. Yani kapsıyorsa, Alman vatandaşlığını almış olup da Türk vatandaşlığını çıkmış bırakmışsa, olanlar, bırakmış olanlar da şimdi tekrar Türk vatandaşlığını almak alır için mı, başarılı. Almaz mı bilmiyoruz ama alma hakkı verdiler. Şunun için bunu söylemek gereği duydum. Ben Kasım ayında bir konferans için gitmiştim Almanya'ya. Orada arkadaşlarımdan birisi izah etti. Dediler ki burada siyasi iktidarın işte AKP'nin oyu yüksek geliyor. Genel seçimlere de bu yansıyor ya şimdi yurt dışı oylar. Aslında dediler Almanya'da yaşayan Alman vatandaşı olmuşlar bu Türkiye'deki seçimler için oy kullanamıyor. Tabii tabii. Ve dediler bu oran
aslında çok da öyle AKP'nin şimdi, lehine olan bir oran değil dediler. Ahmet Hoca komutanım, yani şimdi Almanya'da onu fark etti. İşte onun için Alman vatandaş olmuş Türklere de evet, vatandaşlık şimdi hakkını kabul etti parlamentoda. Beklenen... Geçen hafta parlamentoda şimdi, kabul etti. Evet. Şimdi hepsi çifte vatandaş olabilecekler. Evet. Bakalım 2028'de el mi yaman, bey mi yaman, şimdi öyle o bir Türk vatandaşlarının oy kullanmasıyla iş ortaya çıkacak. Ama ben Almanya'da, Avrupa'daki Türklere de bu vesileyle sesleneyim. Yani tamam, Recep Tayyip Erdoğan diyorsunuz, siz de bizdekiler gibi soğan ekmek yemiyorsunuz ama reisi yedirmiyorsunuz ama reis size verdiği hiçbir sözü yerine getirmedi ya. Hiçbir sözü yerine getirmedi. Getirmediği gibi Almanya'da yaşayıp da Sosyalbank'tan, Arbeitsamt'tan geçinip devletten para alanlar, Türkiye'de binaları varsa değil mi, Türkiye'de bankalarda yatırımları varsa, bu listeleri Tayyip Erdoğan bir de tuttu Alman hükümetine, Fransız hükümetine verdi. Adamlar milyonlarca ceza yiyorlar şu anda ya ve bedel ödeyecekler ya. Şimdi tabii mesela programın da sonuna doğru geliyoruz. Hazır bu noktaya gelmişken aslında hani işte ekonominin içinde bulunduğu durum, adaletin, yargının içinde bulunduğu durum, bunların seçimlere etkisini konuşuyoruz. Keza işte dış politika baktığımızda işte Putin'in ziyareti bekleniyor. Bilmiyoruz olacak mı olmayacak mı ama Nisan Mayıs'a kalabilirmiş ama 12 Şubat'tı. Bugün daha bir açıklama gelmedi değil mi şeyden, Moskova'dan, ben görmedim. Sisi'ye gidecek 14 Şubat'ta. Sevgililer günü ama onu özellikle vurguluyorum. 14 Şubat'ta yani ben sevgililer onu kaçırmayalım. Sevgililer. Yani darbeci, katil, namussuz, yani Rabia işaretiyle gözlerimize dört parmağı soka soka en sonunda geldiğimiz nokta 14 Şubat sevgililer gününde oyu Sisi'ye mi vereceğim? Binali Yıldırım'a mı vereceğin noktasında? Rabia şimdi oldu bu arada. Tabii Rabia falan bitti. Rabia yani tabii yani. Önceki söylemler o kadar keskindi ki. Fakat işte burada da aynı şeyi görüyoruz. Yani ikna edebiliyor. Osman Sert az önce siz olmadığınız bölümde Öner Bey. Hani bu kadar savrulmaya ve hani söylemdeki bu kadar tezatlıklara rağmen ya da ekonomide olduğu gibi ortaya konan politikanın bugünkü maliyetine rağmen nasıl hep istediği sonuçları elde edebiliyor? İşte bir duygudaşlık kurabildiği için gibi bir ifade kullanmıştı. Dolayısıyla hani dış politika da ama önemli Osman ölçüde kullanılıyor. Osman Sert tuttu, yine muhalefete çattı. Efendim bazen işte Cem Bey de yapıyor. Yahu arkadaş, muhalefet ne yapacak? Allah benim ömrümü, çocuklarımın ömrünü sana versin diyenlere biz ne anlatacağız da oy alacağız ya? Allah benim ömrümü, çocuklarımın ömrünü sana versin diyor külliyede. Bir de ordulu ya bunu diyen ya.